اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اَلَّذ۪ينَ اَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ İşte ancak onlar varis olacaklar diyor Mü'minun suresinde. Kim, nereye varis olacaklar? Firdevs-i âlâya işte bu kasırlara, bu köşklere varis olacaklar. هُمْ فِيَا خَالِدُونَ Onlar orada ebedi kalacaklar. Esas mesele ölümün olmaması, hastalığın olmaması, yaşlanmanın olmaması falan. Fakat kim bunlar yani? Nedir yani işte? Onun için bir sohbet yaptık. Bir düğünde bir yarım saat kadar. Bizim Osman Hoca'nın düğünde. Görüntüsü yok, sesi var. Güzel de bir şeydi. Orada biraz bahsettik. Bu boş işlerden yüz çevirenler konusu. Bakalım seste biraz yankı varmış. O yankıyı temizlersek atacağım şeye. Dinlemenizde fayda var. Çok faydalı. 30 dakika ama beyin açıyor yani. Damar açıyor, beyin açıyor, kafa açıyor. Güzel konular geçti. Her konuyu her dakika konuşamıyorum. Yani en mühim mihenk noktası bize dokunan namaz kılıyoruz. Huşu sıkıntımız var ama namaz kılıyoruz, zekat veriyoruz, orada namusumuzu koruyoruz. İşte nikahımız değilse efendim ilişkiye girmiyoruz falan. Bunlar o ayetlerde anlatılan evsaftan birçoğu uyuyor. Ama bizi batıran emanete riayet etmek, ahde riayet etmek, sözde durmak, ayet-i kerimede bunlar beyan ediliyor. Ama namaz, başı namaz, sonu namaz. Ama bir madde var ki bu Firdevs'e varis olanlara, efendim, olanları anlatan ayet-i kerimelerde, o maddeden çuvallama ihtimalimiz %99. Bir tanemiz ya kurtuluruz ya kurtulamayız. O da çok büyük veliler yani belki. Bizim durumumuz bunda çuvallamışız. Ne buyuruyor? Estaizu billah vellezine umanil leğvi mu'ridun. Okullar ki boş işlerden yüz çeviricidirler. Şimdi bu boşun tarifi ne? İşte orada onu anlattım. O sohbet atılınca dinlersiniz. Yani bir insan bir iş yaparken tweet atıyorsun. Konuşma yapıyorsun. Muhabbet yapıyorsun. Soru soruyorsun. Cevap alıyorsun. Yorum yapıyorsun. Dünyana mı yarıyor? Ahiretine mi yarıyor? Bu ikisine yaramadığı takdirde, işte demin dediğim fuzuli tweetler, fuzuli konuşmalar, fuzuli meşgaleler, fuzuli muhabbetler, o şöyle olmuş, bu şöyle ölmüş, onun sonu bu, bunun başı bu, bilmem ne, böyle bir şeyler konuşuyorsun. Ya zaten isim veriyorsun, bilmem ne, gıybete girersin. Yapmadığı bir şeyi adamın dersen iftiraya girersin. Onları konuşmuyoruz şu anda. Onlar zaten öbür ayetlerde cezası belirlenmiş, iftiraysa 80 sopayı yiyorsun zaten. O iftiraysa, o ayrı bir şey. Onları konuşmuyor bu ayet. Bu ayet ne diyor? Boş işlerden yüz çevirin. Bak hayatımızın, 24 saatimizin çoğu boşa gittiğini biliyor musunuz? Uyku. Lazım, dünyana yarıyor. Uyumadığın zaman namazını kılamazsın. Namazda Fatiha'yı yanlış okursun ya. Bak uykuya bir şey diyemiyoruz. Zaruri yeme içmeye bir şey diyor muyuz? Hanımından, çocuğundan, muhabbet, fıkra, şaka, şamataya bir şey diyor muyuz? Bunlara İslamiyet müsaade etmiş, teşvik etmiş. Ama geri kalan konuşmalar. Bu konuşmalarda neye yarar, neye zarar? Yoksa dünyaya, ahiretine yarayan bir şey, bu oldu boş. Mevla buyuruyor, bunlardan yüz çevirenler Firdevs'e gidecek diyor. Ama bizim şu andaki meşgalelerimiz, taşkalalarımıza baktığın zaman birçoğu fuzuli ya. Yaramıyor yani, ne dünyamıza yarıyor, ne ahiretimize yarıyor kardeşim. Bilsen ne olur, bilmesen adam bir hususta bir bilgi. Ya kardeşim, faydalı değil. Onu bir konuşuyorsun, ondan sonra onun üzerine bir saat tartışma. İki saat tartışma. Hani diyorum ya maç bitiyor, geyiği bitmiyor. Bir hafta geyik. Buna benziyor yani. Maçı seyretmekten daha zararlı. Çünkü maç 3 saatte bitiyor, hala yani fuzuli ama geyiği 30 saat abi. Bu da bunun gibi. Diğer meselelerde buna kıyas edilsin. Seçim bitiyor, geyiği bitmiyor. Bir daha seçime kadar uğraşacağız. Şimdi de belediye seçimi yaklaşıyor, geyik. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şu şuna de, bu buna köstek, şu şuna destek, o çıkmış, bu girmiş. Devamlı. Ya kardeşim, hükümeti sen mi yönetiyorsun? Yok. Bu konuşmanın sana bir faydası var mı? Yok. Hükümete bir faydası var mı? Yok. Seni kim dinliyor burada ya? Şeytan veriyor gazı, veriyor gazı. Üç kişiye orada kendini ispat etmek için ben demiştim, şöyle oldu, böyle oldu. Abi çuvala doldur, bir yere sığmaz. Yani biz 3 saat konuştunuz, tamam sen demiştin Hacı abi deyip kapatmak lazım. Size de tavsiyem, baktınız adama ikna edemiyorsun veyahut ikna etmen lazım gelmiyor. Hemen konuyu kapatacaksın. Konuyu kapatmanın en güzel yolunu söyleyeyim size. Ver gazı gitsin. Diyeceksin ki çok doğru söylüyorsun Hacı abi, Allah razı olsun ya. Neden?
Biraz daha kabarır, en nihayet ne yapacak? Omuzları ağrınca durur. Bir yere kadar yani. Bende donuk omuz var zaten, fazla şey demiyorum. Bir yerde durduracaksın herifi. Tersine konuşursan ne olacak? 3 saat daha gitti. E kimden gitti bu? Ömür sermayesinden gitti. Nefeslerden gitti. Bir nefeste iman edebilirsin. Bir nefes kelime-i tevhidle geçmişini sildirebilirsin. Bütün günahlarını affettirebilirsin bir nefeste. Belki de ikinci nefeste öleceksin. İkinci nefeste öleceksin belki de. Son kelimen tevhid olsun diyene kadar dırdır oluyor. Onun için yani ben size taktik öğretiyorum. Konuları kapatın. Malayenlere girmeyin. Fuzuli konuşma başladı. Hemen şudur. Ama tabii adam iftira ediyorsa falan. İftiraya doğru söylüyorsun acaba demeyin. Baktın ki bir adama iftira var, şahitsiz, delilsiz konuşma ona demeyin. Estağfurullah bu konuyu kapat de veya çık git. Onu demiyorum. Gıybet iftiraya demiyorum ben bunu. Ben bunu nereye söylüyorum? Seçim sonuçlarına ilgili, maç sonuçlarına ilgili, o şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Fuzuli fuzuli. Bizim milletin en sevdiği şey boş konuşmaktır. Ve dedikodudur. Yani dedikodu baldan tatlıdır. En uykusu gelen adamda bir dedikodu açılsın, uykusu kaçar. 2 rekat kıl desen, ya namazda şaşırabilirim diyecek derecede uykuludur. Ama o anda bir dedikodunun belli dibine vurunca gözleri açılır. Ne diyorsun ya, öyle mi olmuş falan? Bunlar deneyin, kendinizden denemişsinizdir. Onun için Firdevs'e gitmek için mesai lazım. Bu mesai, bu boş vakit geçme. Ya adamın 1000 sene ömrü olur da 100 seneyi fuzuli dırdır yapar diye. 60-70 sene içinde ömrümüz bitiyor, hasatımız 70'e kadar. Genelimizin hadis-i şerif böyle bu. Hasad-ı ümmeti. Beynes, din ve sebe. Ümmetimin hasadı 60-70 arası alınır buyuruyor. Şimdi bu belliyken, bunun zaten geçirdik geçirdiğimizi, o da geri dönmeyecek. Kalan kısmı 60-70 senenin çoğu, ya ben 55 yaşına geldim. 10-15 sene daha yaşarım yaşamam belli değil. Belli değil o da. Ben artık ne kadar ciddi davranmam lazım ki? Ne kadar vakitlerimi hesaplı kullanmam lazım ki bu ömür sermayemi dünyamı ahiretime yarasın o bıraktığım işler. Defterimde sağ amel defterimi görünce yüzümü ak etsin. Beni sevindirsin, beni pişman etmesin. İlla ki günah düşüyoruz. Ama hemen istiğfar, hemen istiğfar peşine yapmak zorundayız. Hepimiz için söylüyorum. Yani ne olacak ortalaması? Genç olanlar da, benden evvel ölen dolu genç var. Yani benim yaşımı da görmüyor ki çoğu. Onun için, bak, Firdevs hazırlanmış. Firdevs sahiplerini bekliyor. Kasırlar, köşkler, saraylar, kime açılıyor? La tufettahu tilkel ebvab. O 700 kapılı köşkün kapıları açılsın istiyor musun? Sana açılsın istiyor musun? Sana açılıyorsa demek senin demek. Sahibine açılıyor. Hiç kimseye açılmaz diyor. Ancak illa li savti sariri kalemi alimin. Bir alimin kalemi, eskiden biliyorsunuz şey kalem, tahta kalem, kamış kalem kullanıldığı için o kamışın ortasını yarmadan yazmaz. Ortasına böyle bir şey atarsın, kamış kalemin, ortasını hafif şey düz olursa çok iyi yazmaz. Ondan sonra o ne yapar? Yazarken çit çit eder. Şimdi tükenmez kalemle yazıyoruz notlarımızı tabii, o çit çit pek etmiyor. Ama mesele nedir? Manayı anlamak. Bir alim ayet, hadis ve ilim yazmak için kalemini kullanırken onun çit çitini duyduğu zaman o kapılar açılır ona diyor. Yani Kur'an, sünnet ilimleri, ehl-i sünnet ilimleri, Müslümanların hidayeti için bir alim bir şey yazarken kalemini kullanıyorsa o kapılar ona açılır diyor. Yani tabii alim olamasan da alim olma yolunda olursun. Veyahut da o ilimleri nakledersin falan. Şu anda tabii bu internette falan yazıyor. Ben bunu kıyas yapıyorum ama klavyeni de o çıt çıt yapıyor. Kamış kalem çıt çıt yapıyor, tükenmez mürekkep çıt çıt, mürekkep biraz yapar. Tükenmez yapmıyor. Ama sen klavye çıt çıt yapıyor mu? Yapıyor. Bir alim klavyesini de Allah için, Kur'an için kullanıyorsa o klavyenin tıktığına da çıktığına da bence bu kapılar açılıyor.
Bence el hücum yok. Maksat ne? O. Siz de Allah için nakil yapın. Ulemanın, ehl-i sünnet ulemanın beyanlarından nakil yapın. Hüseyin Avni Hacı'ya yazıyor o kadar ilim. İhsan Sen Hoca Hoca yazıyor o kadar ilim. Efendim, Ömer Faruk Hoca yazıyor. Bütün hocalarımız yazıyor. Bir bölüm, bir paragraf. Adam dergiyi okumuyor. Oradan bir paragraf ne yaparsın? Yazarsın, paylaşırsın be kardeşim. Bir Müslümana faydan olur değil mi? Sana da gelir bu müjde. Evli savdi tabli gazin. Ya da ne zaman açılıyor? Allah yolunda gazaya ve cihada çıkan mücahitlerin davul sesi. Mehter Marşı var ya, şimdi ancak çocuk sünnet ederken cihat yok, gaza yok. Fransa bizden korkmuyor, Hollanda bizden çekinmiyor. Almanya bize neler ediyor? Bütün dünyanın gavuru bize adam yerine koyan kalmadı değil mi? Çünkü neden? Davulu artık Viyana kapısında çalamıyoruz. Davulu ancak çocukları sünnet ederken çalıyoruz. Mehter Marşı iyi bir şey de bu Allah yolunda cihat için çalınan bir marş. Çocukların sünnet edilirken çalınan bir marş değil. Ama yazıklar olsun bize, zilletimize, düştüğümüz horluğumuza, hakaretimize bakın.